gününde de öncelikle o da buradan herkese mutlu günler dileyerek başlıyorum. Tabii ki Pazartesi ise eğer günümüz Ahu Akın, iç mimarımız, bizim moderatörümüz artık biliyorsunuz güzeller güzeli tüm e, tatlılığıyla renkleri anlatacak bugün bize. 2023'ün renklerini anlatacak. Öncelikle iyi misin hayatım? Nasıl geçti hafta sonu? Gayet güzel geçti. <gülüyor> Gezdin <gülüyor> Sizin <nasıl> mi? Geçti? <laughs> Gezdim. Benim de bütün derdim kız arkadaşlarıma gezdiler mi gezmediler mi? Peki bunu ayrıca konuşacağız Avucum ama gelelim şimdi 2023'ün renklerini. Hep seninle konuşuyoruz, trendleri konuşuyoruz, renkleri. Burada şahane bir e, abajur değil mi bu? Abajur deniyor buna. Evet, bu güzel bir mekana tasarlanmış e, masa, ne kadar güzel. Masa lambamız. Şahane, ben bayıldım. Şimdi birazcık renkleri bize söylesene. Dekorasyonda renkler nedir 2023'te? Şimdi yaşadığımız son senelerde pandeminin olması, ee, bizim evlere kapanmamız ee, bizi biraz doğaya özlem bıraktı. Dolayısıyla artık 2023'te biraz daha böyle sofistike ee, daha doğanın renklerini. Şimdi görüyoruz pembe mesela. Fuşya. Fuşya. Evet, fuşya ve pembenin birleşimi. Sen seviyorsun pembe, ben çok severim. Evet, çok severim. En zarifliktir. En evet. Şehvettir. Aa öyle mi? Kırmızı evet. değil mi şehvet ya? E, fuşya da öyledir. Hı. Aynı skaladalar. Gerçi doğru. Evet. Şimdi bu sene ee, Toprak renkleri, gökyüzünü andıran e, mavi tonları, lacivert tonları, e, kahverenginin tüm tonları, e, üstüne basıp yürüdüğümüz topraktan tutun da e, zirveye çıkan dağların e, o heybetli kahverengisini, e, kırmızı, asıl rengimiz macenta. Macenta. Evet, macenta rengi mavi ve fuşyanın oluşumundan e, ortaya çıkan. Kızıl, e, kızılla mavimsi bir renktir esasında. Hafif fuşya gibidir ama kızıl şerbeti gibi bir renktir. Bu sene 2023'ün trendi macenta rengi. Tamam, bu da aklımızda olsun. Evet. E, demin bir kırmızı renk vardı mesela. Peki ofisler için mi? Ahucum yoksa evler içinde mi geçerli? Bugün biraz daha ev konusunu işlemek tamam. istiyorum. Benim mesela, en sevdiğim şey evler. Mesela turuncu renk. Ay, ben turuncu çok severim. Turuncu da enerjik bir renktir. Bir de bolluk bereket derler hep turuncu Aynen için. öyle. Zihinsel aktivitelerin, hmm. e, psikolojinin çok iyi geldiği bir renktir turuncu. E, mesela sizin de şu anda arka fonunuzda <laughs> evet evet turuncu enerji katar insana. E, lacivert e, asilliktir. Bakarsınız kraliyet ailelerinin evlerinde hep royal lacivertler vardır. Hı hı. E, fuşya ile pembeyi karıştırabilirsiniz, beyazı karıştırabilirsiniz. E, yani biraz daha enerjik, dinamik renklerdir. Hı. E, şöyle ayırmak gerekirse artık biraz daha toprak renkleri, e, gökyüzü rengi olan mavi tonları, hı. toprak rengi olan kahverengiler, rengiler, beş krem... Yeşil renkleri yani doğada ne görüyorsanız esasında mesela turuncu da doğanın rengidir. Neden? Çünkü sonbaharda yaprakların dökülmesiyle hmm, ve toprağın üzerindeki o hafif turunculuk ve yaprağın üzerindeki o buruşmuş o solmuş e, turuncu rengi yine doğadan gelme bir renktir. Ki turuncu çiçekler çok güzel. Aynen hmm. öyle. Şimdi mesela burada turkuaz mavisi. Ay bu çok güzelmiş bir de. Şimdi aslında Ahun'un bana hep gösterdiği şeyler, biz aslında dışarıda da konuşuyoruz. Ben çok seviyorum ev dekorasyonu. Evet, İzleyiciler biliyorum. bilirler zaten. Evet. Ben yıllar, mesela beni ev gezdirebilirsin. İstediğin kadar emlak sektörü, e, hani hiç bunu yapmamamla birlikte bütün evleri gezebilirim. Bütün arkadaşlarımla ben geziyorum, tamam, ev Tamam O zaman size bütün şantiyelerimi götüreyim. Şantiye değildi, daha bitmiş. bitmiş hali. bitmiş şantiyelere. Bitmiş o zaman şantiye. dekorasyon zamanına, Süpersin. aksesuar koyarken. Lütfen. Ben çünkü şey yapamıyorum. Böyle hani bu beton böyle olacak dediğinde bu nasıl olacak derim. Hiç öngörüm yoktur. Ama mesela sen çok güzel renkleri karıştırıyorsun. Evet zaten bu iç mimarinin bir koludur. Ama ee... mesela bazısı dümdüz renk yapar. Bazı mimar vardır mesela bir tane bile renk koydurtamazsın. Şimdi e, siz esasında o ortamı dinginlikle mi? E, hmm. Böyle daha mı soft bir ortamı istiyorsunuz? Ya da evinize daha enerjik, daha dinamik bir bir tarz mı istiyorsunuz? Esasında bu müşteriyle e, iç mimar arasındaki e, bir bağdır. Ee, ama şöyle desek e, evinizde sadece gri duvarlar var, o çıtalamalardan evet, bahsediyorum. Evet. Ee, parkeniz ahşap ve çok hafif aksesuarlarla e, nasıl anlatayım size bir pufunuzun sarı renk evet. olması ya da bir vazonuzun kırmızı renk olması. Sen detaya veriyorsun rengi ee, yani, değil mi? Aynen çok öyle. seviyorsun. Aynen. Ben bütünlükten e, ziyade e, renkleri detaylara. Vermekten daha çok hoşlanıyorum. E tabii şimdi şöyle düşünsene pes pembe her yer. Tuş açık pembe falan güzel olur mu? Hayır ama bir yere öyle bir yere koyuyorsun ki ay ne güzelmiş burası diyor insan. Mesela diyelim ki yatak odanızda açık gri bir yatak başlığı kullanıyorsunuz. Hmm. Onun arkasında yine çok griden hoşlanıyorsanız daha koyu bir antresit duvar kağıdı kullanabilirsiniz. Yatak örtünüzü lacivert ya da işte sarı kullanabilirsiniz. Esasında bütünlükten ziyade detaylara giriş yapmak daha dinamik bir ve derinlik ortaya çıkartmakta. Aslında ev tekstili de senin için çok önemli. Tabii ki. Tabii ki. E mesela bak şunu getirdin o kadar güzellik kattı ki baksanıza ben mesela gözümü alamıyorum. Evet. Yani bir tane aslında aksesuar baktığın zaman ama ne kadar güzelleştirdi Aynen. stüdyomuzu. Şöyle zaten iş mimarinin kolunda her şey var. Ee, benim kendi sayfamda e, ben puf da tasarlıyorum. Onları evet. gördüm. Evet. Hatta böyle etik des desenler da. vardı. Çok güzeldi. Evet. Çok Kazi bayıldım Evet. da tasarlıyorum. Aynı zamanda bir de aydınlatma da tasarlıyorum. Dur. O zaman burada virgül koyalım. Çünkü sen her pazartesi bizimlesin Aynen. zaten. Sen bizim kızımızsın artık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olsa. Mesela bir sonrakine de aydınlatmaları Tabii konuşalım. Tabii ki. Seve seve. Ben aydınlatmayı çok sevenlerdenim. Beyaz ışık, sarı ışık. Gün ışığı. Gün ışığı. Bunların hepsini tartışmaya e, açmak isterim. Çünkü biz kendi içimizde ailecek çok tartışırız bunu. Seninle de tartışalım. Tabii Madem ki. işin ehliyle yapıyorum programı. Tabii ki hani derler ya bütün bilgilerinden yararlanacağım. Programımız tüm hızıyla başladı. Tabii ki programın gerçek sahibi moderatörü Ahu ile başladık ama konuklarımızla devam ediyoruz. <laughs> Ve işte yerlerimize oturduk. Merve Selen Öner bizimle birlikte fizyoterapist konuğumuz. Bugün bel boyun ağrılarını konuşacağız ki bence günümüzde bel ve boyun ağrısı çekmeyen biri var mıdır? İşte bunu <laughs> konuşacağız programımızda. Avucum sen merhaba de sen çekiyor musun diye soracağım tabii sana. E, herkese ha. merhabalar. E, hoş geldiniz yayınımıza. E, siz de hoş geldiniz Selen Hanım. Hoş bulduk. E, nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz. Çok teşekkürler. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Merve Selen Öner, fizyoterapistim ama geçmişten gelen bir mesleki serüvenim var. Öncesinde ameliyathane hemşiresiydim. Bir beş yıllık süreçti. Ee, hem çalışırken hem de eğitime devam ederek fizyoterapistliği bitirdim. Öğretim görevliliğim bir müddet bir süreçte geçti. Onun dışında bir de pilotluk eğitimi alıyorum. Çok uç şeyler ama bir de öyle bir beş parmanda beş marifet. Vallahi evet. Bir o kadar da güzel Teşekkür ederim sağ olun sizin güzel. Ne kadar güzel. Beni şöyle bir ameliyat hemşiresine getirseler valla ameliyat olduğuma çok da mutlu olabilirim. Merkeziniz var. Evet. E, merkezinizde bildiğimiz kadarıyla boyun ve e, sırt ağrılarıyla ilgileniyorsunuz. Omurga, iskelet, demine ait rahatsızlıklarda e, kişiyi rahatlamaya yönelik teknikler uyguluyoruz. Hı hı. E, pek çok sebebi var bunların. Bunlara yönelik değerlendirmeden sonra bir yol haritası çiziyoruz. E, diyelim ki sırt ya da bel ağrımız var. Hı -hı. E, çeşitli bir şekilde bunlar tedavi edilebiliyor. Sizi tercih etmelerinin bir nedeni ne olabilir? Bizde citos terapi denen bir e, yöntem var. Son yıllarda çok revanşta kendisi de cihazın. Bu cihaz masaj yöntemiyle diye geçiyor. Darbeleme yöntemiyle kişi de ameliyatsız, deri bütünlüğü bozulmadan, herhangi bir iğne enjeksiyon uygulaması olmadan masaj yöntemiyle darbeleme yöntemiyle e, kasa uygulama yapıyoruz. Hmm. Bu da golgi tendon organı dediğimiz e, bir yapımız var vücudumuzda. Onu uyararak kasın tekrar kasılan kasın örneğin tekrar eski bütünlüğünü eski kas hafızasını yerine hmm. gelmesini sağlıyor. Bu şekilde bunu uyguluyoruz. Tabii bu kişinin gereksinimine göre. Kaç dakika sürüyor da kaç? gerekiyor ee, hastanın? Bunu hastayı değerlendirdikten yani kişiyi değerlendirdikten sonra kararını verebiliyoruz. Farazi olarak konuşmak doğru olmuyor. Kimine bir tek ağrı da azalma olabilir derken bazı kişilerde bölünebiliyor. Ama sadece bu değil. Daha sonra değerlendirmesi yapıldı. Gidişata bakıldı. Daha sonra farklı yöntemlerle uygulanabiliyor. Esasında böyle hastalıklarda sanırım doktora güvenmek isteyip doktora gitmek isteyenler e, fazlalık olabilir. Hani sizi tercih etmelerinde belki de e, doktor ya da hemşirelikten gelme bir e, statünüz olmasının bir avantajı var mı? O da var. Bir de iletişim çok önemli. Hı -hı. Zaten kişi doktora gidiyor. Hı -hı. Teşhisi konuyor. Gerekli istemleri yapıldıktan sonra bize geliyor. Yani şöyle tabii bazen ameliyat şart oluyor. Hani tabii Ona ki. yapacak hiçbir şey yok. Ne yani siz yapabilirsiniz ne herhangi Hı -hı. biri. Ama genelde %95 kadarı galiba aslında fizyoterapiyle, ben mesela çok severim, fizik tedavi benim son derece sevdiğim branşlardan biridir. Çünkü gerçekten rahatlatıyor. Yani 2-3 e, gitmeden sonra baya e, herkes gitmiştir bence, sen de gitmişsindir. Tabii ki. Yani hani ağrıları çekmeyen yok. E, hemen bir rahatlama oluyor. Onun için de aslında fizik tedavi... E, son derece güzel. Şimdi yeni bir yöntemden bahset. Ne dediniz adına? Citos Fekra. terapi. Citos terapi. Bir, bir de acıtan bir şey hayır mi bu? Hayır, hiç bir acısı tamam. yok. E, kişinin töler edebildiği süreçte hı hı. ayarlaması yapılıp darbeleme yöntemiyle dediğim gibi uygulama yapılıyor. Bir de evet fizik tedavi rahatlatan yöntemlerden birisi ancak bazen de başarı mesela bazı gördüğüm kişilerden hı hı. duyduğum kadarıyla da başarısız sonuçlar da elde edilebiliyor. Neden? Çünkü Doğru tedavi, doğru teşhis, doğru yöntemlerin kullanılması da çok önemli. Hastaya ya da kişiye yaklaşım da çok önemli. Bu arada fizik tedavi dediğimizde sadece hı hı. hasta kişiler olarak düşünmemeliyiz. Sağlıklı bireylerde de yaşam kalitesini arttırmak adına pek çok e, yöntem izlenebiliniyor. Ya da koruma yöntemi. Tabii profilaktik olarak. Yani spor yapmak çok önemli Aynen öyle. zaten değil mi? ileriye yatırım aslında bunlar Ben de aynı şekilde e, belirtiyorum zaten. Şu anda yaptığımız şeyler tamamen e, ileriye yönelik bir yatırımımız gibi. Aslında bir hazinemiz gibi. Vücudumuzda yaptığımız Aynen öyle. Yatırım. En güzel yatırım. Peki bu diyelim ki seans bittikten sonra yine bir ihtiyaç doğuyor mu? E, şöyle yine kişiden kişiye ben direkt söylüyorum zaten hani kişilere de çok yanlış bilgi hmm. aktarmamak hmm. adına. E kişiden kişiye değişiyor. Vücudun Gerektiğinde kontrol. Aynen öyle. Bir şey. Yanıta göre de alakalı. Kontrol e, seansları koyabiliyoruz araya. Hmm. Zaten iletişimde kalıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Bayağı rahatlatıyor. Yani e, bir şey söyleyeyim sana. Hiçbir hastalığın olmasın. Mesela sende çok vardır Ahucum. Yani e, mimari çok zor Tabii bir ki, şey zaten. Tabii ki saatlerce ayakta. Bir sen tatlıyorum. çok tatlısın. Şurada getirmiş mesela bize. Bak ne kadar güzel. Neydi bu deve <laughs> deve tüyü. Deve tüyü kendisi kaldırıyor hiç mesela kimseden yardım istemiyor falan. E belli ki sen hani gerçekten şantiyede de <laughs> Evet. bayağı savaşıyorsun onu ben anladım. E, savaşıyorum bir de sonuçta laptop taşıyoruz sırtımızda. onun ağırlığı, ergonomi çok önemli. E, gerçekten de bir kere ben de böyle bir e, sırt ağrısı çekmiştim. Hı hı. E, ama sanırım 3-4 seansta kendime gelmiştim. O ama ben hiçbir şey taşımadığım halde sürekli şey. Denemiştim. Gerçekten Hı -hı. de güzel. Ee, bir de abinin bir şeyi var, yön, yönü var. Ee, bayılıyor yeniliklere. Mesela yeni bir şey mi var yöntem? Yeni bir spor. Hepsini deniyor. Çok tatlı. Çok yeniliklere açıksın y sen. Aynen yeniliklere Zaten yenilikleri açık bir şekilde olmalıyız ki e, yakalayabilelim, başarıya ulaşalım. Ne kadar güzel ama. Çok iyi. Mesela bende cesaret eksikliği vardır ama sende bak çok iyi bu yön. Güzel. Ben biz aho ya da biri bana söyleyecek halde çok iyi diyecek. Hadi git diyecek. Öyle gideceğim. Gideyim Yeniklerden biraz şuraları, lazım. Burada benim şurada. Kuluçlarım mı diyeceksin? <laughs> Halk arasındaki Ben merak ediyorum. Bu nasıl bir makina? <laughs> Cihaz ayarları var üzerinde. İşte darbelemede ne kadar törer edebilecek. Oradan volümünü arttırabiliyorsunuz. Bir başlığı var. Başlıkta da e, uygulanacak bölge iğnesiz gene burada arada. Hiçbir şekilde ne iğne ne e, iğneden korkan bozulu. insanlar için. Aynen. Hı hı ameliyatsız kesinlikle öyle bir şey yok. Dar bölüme yöntemiyle onu uyguluyoruz, uygulanacak alana. Bir de manuel olarak bir tane daha üstünden geçmeli. Masaj aleti gibi hani basit öyle anlatabilirim. O şekilde elle de manuel Peki Ne zaman çıktı yapıyoruz. bu Jitos denen e, yöntem. alet? yöntem? Son evet. 5-6 yıldır daha rövanşta. Peki hmm. ülkemizde çoğu yerde kullanılmıyor bildiğim kadarıyla biraz. Belli noktaları var Jitos hmm. terapinin uygulandığı. E, hani belli yerler alıyor. Peki herkese yapılır mı? Bence onu da soralım değil evet, mi? Yani evet. ben mesela demin dedim ya kulunçlarım var benim hı hı. halk arası. Ben halktan biri olarak bunu sorayım. Bana yapılır mı? Şöyle yine bir değerlendirmeniz yapılacak, bakılacak. Hı hı. O bir değerlendirme de, nasıl yapılıyor onu da öğrenebilir miyiz kısaca? Bir testle mi tabi tutuluyoruz? Testleri de var. Tabi tabi testleri şey? de var. Hekimle yönlendirdikten sonra da Hı. ona göre de örneğin MR'ınız ya da kas testiniz monomial. Yani hastaneye ha. ya de doktora gidiyoruz. Citos evet, evet. tedavi Hı -hı. yöntemini kullanabilirsiniz Hı -hı. diyor size geliyoruz. Aynen. Hayır. Citos terapi yöntemini kendiniz hani kişiler genellikle araştırıyor zaten. Her yerde yok ama bazı hastanelerde de var bulunuyor Hı, bu zaten. MR'ınız, sonuçlarınız, teşhisiniz Doktor tarafından konulduktan sonra, yönlendirdikten sonra ona yönelik bir program oluşturabiliyoruz. E ben herkes uygulanır mı dedim ya, Hı -hı. onun bir cevabını rica etsem. Zaten seçimini, citos terapinin seçimini yapmalarındaki en büyük nedenlerden bir tanesi de hiçbir yan etkisi bulunmuyor. E, kontrol bir şekilde de gidildikten sonra çok da bir sorun yaşandığını görmedik. Güzel yani aslında mesela şimdi ağrılı insanlar... Her zaman yeni yeni yöntemlere de e, Sıcak bir tanışmak batıyorlar. istiyorlar. Tabii, Tabii çünkü ağrı çok acayip bir şey. Bir laf vardır. Neren ağrıyorsa canın orada. Aynen öyle. Gerçekten evet. öyle. Doğru. Yani başın ağrıdığı zaman bak minicik bir ağrı. Ama hemen aklın orada ya da diş ağrısı. Onun için yani gerçekten ağrı çok önemli. Bir de iskelet sistemini düşün ağrısını. E, demin mesela biz kulisteydik 8-9 kız. Ee, herkes ay benim dedi birisi ay omuzum dedi <laughs> <Sen> vardım <laughs> evet. De. <laughs> ama herkes bir, şey, bir yerini söyledi yani hani kimse de ay aman ben çok rahatım de. ve bunların hepsi spor yapıyorlar benim gibi de değiller üstelik onu da söyleyeyim size yani, <laughs> yani. onun için hani gerçekten de ağrımayan kimse olduğunu düşünmüyorum. Zaten e, ağrı öyle bir canından bezdiriyor ki bazen kişileri. Farklı yöntemler, bilimin dışında da farklı, hepimiz görüyoruz televizyonlarda tabii, tabii, da. Doğru. Farklı yöntemlere başvuruyorlar. E bu da kalıcı hasara sebebiyet veriyor. Mesela bazen kişi geliyor, işte şöyle şöyle yaptırttım. Hı -hı. Hani bilim dışı olan şeylerden bahsediyorlar. ben Şöyle söyleyeyim iyi hani Allah'tan bir şeyin olmamış. Sakak kalmadı. Tamamen tesadüf <laughs> eseri. Ama diyor iyi de geldi aslında diyor. Tesadüf. İyi ki bir şey olmamış tesadüf. diyoruz. Bir de galiba e, kısa devrede aslında bir orayı e, kıklatma denir yine halk arasında söyleyeyim. işte vardır sen evet, bildiğin evet, o böyle evet. şeyler Eskiden, bilmem falan kalma. Tabii hani o galiba bir anda iyi geliyor sonra çıkıyor onun da e, bütün güzel etkileri diyeyim onun için. Peki ona bu çok seanslardan önemli. sonra bol su içmek gerekiyor bir ağrı kesiciye gerek kalıyor mu? Hayır ağrı kesiciye gerek kalmıyor hı hı. ama. Vitamin almak gerekiyor mu? Herhangi bir önerebileceğiniz bir şeyler var mı? Yine kişinin ihtiyacına yönelik hekiminin kontrolünde vitaminlerini alabilir. Çünkü vücudumuzun yapı taşlarından olmazsa olmazlarındandır. Su, tabii ki. O da, Şimdi aslında şöyle de bir durum var. Tabii biz bir şey kaldırırken yani ev kadınları hani hiçbir mesleğimiz e, olmasına gerek yok e, ağır kaldıracak. Ev kadınları, çocuklar, çanta taşıyanlar aslında baktığın evet. zaman çok fazla külfet var. Ve az sonra zayıflamayı da konuşacağız program içinde. Sen de spor yapıyorsun, evet. siz de beylik yapıyorsunuz. Hı hı. E, dolayısıyla acaba zayıflık önemli mi? Bu tip bir e, ağrı çekmemek için alınacak önlemler arasında mıdır? Yani primer e, sebebi, evet, zayıf olmalısın. Diyemeyiz. Nasıl hı hı. olmalı ağrılardan bahsedersek evet. eğer, evet kilo kontrolü önemli çünkü vücut ve biyomekaniğinin bozulduğu zaman ağırlık merkezi de değişiyor. Hı hı. E, bu da çeşitli ağrılara sebebiyet verebiliyor. Birincisi o, ikincisi de e, düzgün ve ergonomiye uyduğumuz sürece bir sıkıntı yaşanacağını yani en azından biz önemleri almış oluyoruz, minimuma indirmiş oluyoruz. Hı hı. Örneğin ağır sırt çantası taşımak da pek çok var ya omurga deformitesine sebep oluyor çünkü uzun süreli aynı pozisyonda olunca ne oluyor ister istemez orada bir deformasyona sebep olabiliyor ya bir şey sık yapmak da problem Tabii. galiba değil mi hani bir kere tamam evet. sırt çantası taşıdım hadi diyelim. yanlış taşıdın diyelim Heh. ama önemli olan sonraki süreçlerde doğru ergonomisini bilip ona yönelik ee, nasıl hareket edeceksin konusu Ben onu bir sağlamak. keresinde e, Berlin'e gitmiştim e, şantiye için ve havalimanında sırt çantasıyla böyle 4-5 saat kaldım. Gerçekten felç olduğumu hissettim bir anda. E, vücudum tutulmuştu. Ondan sonra İstanbul'a gelir gelmez direkt direkt fizyoterapiste geldim. Allah'tan kurtuldum. Ama çok havalı değil mi Berlin'e şey, şantiyeye gidiyor olmak. <laughs> Berlin'de <gülüyor> tutuldum. <gülüyor> yani Berlin <'in gülüyor> Havalimanı'nda tutuldum. Biz olsak hiç burada evde böyle kaldım diye anlatırız. Mimar olmanın farkı mı desin? benim. <laughs> Yerim ben seni. Şöyle de bir şey var. Topuklu ayakkabı giymek de bel boyunu ağrısına sebebiyet verebiliyor Evet, Hı -hı. Hı -hı. Evet. O da önemli. Ama 7... siz de giymişsiniz. Ama benimki belirli limitler ölçütünde. Hmm. 7 santim üzeri olduğunda yine ne oluyor? Vücut büyüyor, mekanisi bozuluyor. Ee, ağırlık merkezi değişiyor. Bu da pek çok ağrıya sebebiyet verebiliyor. Tamam da. Hocam. Bizim boy kısa. Hı. Sizin gibi değiliz biz üzgünüm. <laughs> Onun için bizim giymeniz Şartlar lazım. Şartlar Kaç saat giyelim en fazla? Yani e, mesela giymeniz Giyme, gerekiyor. Giyme yine de şey yapıyorum. <laughs> kaç saat? Hı. Giymeniz gerekiyor. Değil mi? İşinizden dolayı ya da ne bileyim bir toplantıya gideceksiniz Hı. bir şey için. Alternatif olarak bir çözüm üretiyoruz hemen. Çantanızda yanınızda bir spor ayakkabı ya da topuksuz bir ayakkabı alıp Gideceğiniz yerde ne bileyim lavaboda arabanızda değiştirip yapabilirsiniz. Evet ben genelde öyle zamanlarda arabada e, spor hmm. ayakkabımı kullanıp daha sonra dediğiniz gibi topuklu ayakkabıdan tekrardan spor ayakkabıya geçiş yapıyorum. E, biz önlemini alalım da diyoruz evet. yani. Evet, evet doğru söylüyorsunuz yani evet ondan da vazgeçemeyiz tabii ki topuktan da ama en azından böyle yapmak daha önemli tabii ki. Peki, Maruz kalınan sürekli Evde giydiğimiz terlikler için ne söylersiniz? Mesela güzel e, ayağı kavrayan mı giymemiz gerekiyor? Bu arada ev kazaları dedim. Herhalde en çok size gelenler arasında ev kazası yaşamışlar vardır. Merdivenden düşme. Tabii tabii inanılmaz tabi fazla. geriatrik popülasyonda da oluyor, genç popülasyonda da oluyor. Onun için de mevcut bir hastalığı varsa ona yönelik bir düzenleme hmm. evde yapılabilir ergonomi açısından, mümkün olduğunca düşme riskini azaltacak. ...şekilde dizaynlar yapılabilinir. Mesela halı çok. E, böyle Hı -hı. zamanlarla halıyı kaldırıyorlar. Kaygan. Aynen evet. öyle. Sen bilirsin Al. mimarım değil mi? Bilirim. <laughs> <laughs> İki uzman arasında ben söylemiş gibi olmayayım ama... ...tecrübeyle sabit hepimizin evinde yaşı büyük insanlar oldu. E, en kötü şey halıya takılıp düşmeler. Aynen öyle. Zaten yurt dışında da fizyoterapistlerle... ...mimarlar da işbirliği halindeki Hı -hı. dizaynlar yapılırken düşme riski azalsın diye. Aslında çok önemli bir konu oldu. Tabii ki mesela merdivenlerin bile e, basaçlarına e, bant şeklinde e, kaydırmayıcı malzemeler kullanıyorlar. Tabii. Yani geçen hafta biz konuştuk kişiye özel orada kim yaşıyor dedin ya. Tabii. İşte onları konuşmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben, teşekkür ben kendi ederim. adımla Merve Selen Öner bizimle birlikteydi. Fizyoterapist konuğumuz. Ve tabii ki devam ediyoruz. Hadi sen anons et kendi hocanı. Şimdi e, ekranlarınızda e, en sevdiğim hocalarımdan biri olan Hülya Hanım var. Ve bugün şahane bir konuğumuz bizimle birlikte. Daha önce zaten gelmişti programa. Güzel vücuduyla şimdi bunu konuşacağız. Nasıl oluyor da hem sağlıklı hem güzel oluyor. Hülya Reciç. Dur söyleyemiyorum. Neyse. Şey. Reciç. Ne Sen güzel söylüyorsun. O zaman hadi sen söyle. Sen tanısın. Kendi hocam değil mi? Ben zaten kıskanıyorum vücudunu. <laughs> Sevgili hocam, Master Trainer Bayan Reciç. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Siz nasılsınız? <laughs> Teşekkürler. Üç günde bir kendisini görüyorum. <laughs> vallahi zaten... ben hiç görmüyorum. Özlüyorum. <laughs> Sadece programdan özlüyorum. programı evet. Ay valla. Evet yine bugün EMS ve Slimmer konuşacağız sizinle. Hı hı. Kısaca tekrardan şöyle bir özet geçip de... E... Neymiş diye bakalım değil evet. mi? Hiç seyred yeni seyredenler Aynen. olabilir. Tabii ki. Şimdi şöyle EMS Slimmer e, beynimizin ürettiği bir akımda. E, geçenlerde ondan bahsetmiştik. EMS'den destek alıyorduk. E, kuvvetsiz kas dediğimiz olayı tamamen cihazdan destek alarak e, kasın kuvvetlenmesine yoğunlaşıyoruz. E, bu şekilde destek alıyorduk en son bunu konuşmuştuk. Şimdi bugün de hareket edemeyenler için EMS'den bahsedeceğiz. Hmm, evet. Yani burada um, squat yapamayanlar, squat yapamayanlar, şınav çekemeyenler, şınav çekemeyenler, yırtıkları olanlar, e, ya yapmak olanlar. Yapmak istemeyenler de olur mu öyle? Ben şu an biraz yapmak istemeyenlere giriyorum. Ya şöyle vaktim çok yok. Hızlandırılmış versiyonu tamam. çünkü. E tabii yani o da var biraz. Bir de sakatlık geçiren insanlar hmm. için de aslında daha çok kullanıyoruz EMS Simar'ı. Ee, o kas grubunu kuvvetlendirmemiz gerekiyor ki siz daha rahat hareket edebilirsiniz ve o hareketi çıkarabilirsiniz. Ee, M.S.S. Simmer'dan bu yüzden destek alıyoruz. Ama tabii M.S.S. Simmer'da hem hareket edebilirsin hı hı. hem de hareket etmeyebilirsin. Hı. Ama yine de o kas kütlesine ulaşabilirsin. Ben şunu fark ettim. Ee, sanırım bu benim bir ayım doluyor hı hı. sizinle birlikte ve haftada iki kere yapmak gerekiyor hı hı. Ee, ve ben olumlu sonuçlarını aldım. Süper. Evet. Yani bunu çevremdeki insanlar da fark ediyor giydiğim giysilerden dolayı. Hmm. E, o yüzden ben gerçekten bunu öneriyorum. Hele yani önümüz yaz, değil Aynen. mi? Geliyor, yaz geliyor gelmekte olan her sene problemimiz <laughs> tam zamanı bu Mart ayı her zaman için biliyorsunuz bayanlar değil? için tabii Hızlandı mayolar olmuş. bikiniler son düştüküz <laughs> köprüden önceki son çıkmış. Evet. Peki şey soracağım kimler kullanamaz? Şöyle aslında tek kullanamayacak bir insan tipi var açık ve net söyleyeyim kalp pili hmm. olanlara kesinlikle önermiyoruz. Çünkü orada bir akım olduğu için e, o kalp pili ritmini engellemesini istemiyoruz. O yüzden kalp pili olanlara kesinlikle önermiyoruz. Ee, sizin stüdyonuzda oluyor bunu hmm. başka yerler nasıl kullanıyor ben bilmediğim için hocam adına soracağım. Hmm. Kendisinin ayrı bir odası var Mekanı var Hı -hı. Ee, burada... Normal pilates salonunun içinde değil Tabii ayrı bir şey, evet. e, ayrı alanımız yani. var evet, onun tamam. için. Ayrı bir alan evet. ve sanırım iki kişi Aynı anda girebiliyordu Evet diyet girebiliyorsunuz yani. Mesela en son biz biri bir konuşmuştuk Programımızda ama düette Katılabiliyorsunuz Ay, Çok, çok yani. zevkli evet. bir gün yapalım ikimiz Çok zevkli gerçekten çok de oluyor. Ben mesela çok hırslanırım yanımda biri olduğu zaman e Zaman da daha şey. çabuk geçiyor. Hafif hafif bir akıl veriyor. E, i̇lk başta e, nasıl anlatayım? Böyle, sinek ısırığı gibi hissediyorsunuz hmm. değil mi hocam? Evet evet. Bir uyarıyor sonra, bir kısmı ve uyarıyor. Ve sonra şey oluyor. Bu sizin hoşunuza gitmeye başlıyor. Daha çok verebilirsiniz akımı diyorsunuz. Evet. E, ben canı da çok e, pek bir insan değilim işin açıkçası. E, ama hmm. bence kimseye de öyle acı veren ya da işte gıdıklayan bir şey de değil. Zamanla alışıyor zaten bir iki seanstan sonra. Tabii. Ben hocam yerine konuşuyorum bu arada. O kadar yani sevdim ki makineleri. şey makine <laughs> Nasıl Hoca durumu? E, Damdan bir şeyle sormak daha mantıklı. Ben hep o zaman söylüyorum zaten. <laughs> ya Benim bitti sayılır seanslarım. Birkaç ders kaldı yine devam Aslında bizim ediyorum. en büyük Hı? referansımız üyelerimiz. Kesin. Yani Onlar daha güzel anlatmıyorlar hocam. Çok daha iyi. Çünkü yaşıyorlar. Yaşaması, kendisi tarif etmesi çok daha iyi bence. Peki hocam yaş sınırı var mı? yaş sınırımız şöyle e, şimdi kız çocuklarının onu nasıl söyleyeceğim? Ergenlik mi ergenlik başlıyor. dönemindeki e, bazı geçirmesi gereken bir segmentler var hormonların değiştiği vesaire hı hı. E, Ondan sonrasında yapabilirler yaş sınırı yok erkekler için de yok zaten Peki ee, yaş sınırı mesela 60-70 yaşındaki bir insanda tabii ki yapabilir. 60-70 yaşındaki insan zaten çok fazla hareket edemiyor. Hı hı. Yani biz squat yap demeye çalışsan çok zor. Mesela 60 yaşındaki ya da 70 yaşındaki bir bayana hı hı. E, ne fayda sağlayabilir? Şimdi, Zayıflayabilir mi? Kesinlikle zayıflayabiliyorlar. Oturduğu Onda hiçbir yerde. sıkıntı olmuyor. Tabii sıkılaşıyor. Ee, ekstra 60 ve 70 yaşındaki kadınlarda işte bazı doğumlar gerçekleştiriyoruz kadın hı hı. olarak. E, kemik yaşınız evet. hı hı. kuvvetsizleşiyor. E, doğumdan sonra kalan pelvik kaslarımız dediğimiz mesela, o bölge mesela çok, çok fazla açılıyor. Değil açılıyor değil ve Sezaryende kas, de göbek kasları değil mi? Çok, çok tabii fazla ki şimdi mesela şimdi hani, hani, sanki ekranın karşısına şu sorular gelirmiş gibi hissediyorum. 50-60 yaşından sonra hı hı. kaç seans gelmeliyim hocam? Ne kadar da toparlanırım ya da ne kadar da sürede zayıflayıp başlarım? Şöyle aslında yani Slimmer'ın öyle bir seansı yok. Yani pilates gibi düşünün. Pilates Canın nasıl gibi. Canın istediği kadar gelebiliyorsun. Öyle bir sınırımız yok. 8 seans, 16 seans gibi bir sınırımız yok. Peki ortalama olarak bakıldığında o 1-2 kilo verilmeye başlanır. Ya şimdi yine biraz hoca devreye giriyor evet. maalesef. Hı hı. Oradaki e, program, ders Genel akışı çok önemli. Biz bir almaya başlayanlar var. Ama ilkinde de alanlar var. Yani Peki, kendileri Peki bununla akabinde bunu. e, yemeğimize de dikkat etmemiz gerekiyor mu? Kesinlikle yemeğe dikkat etmeniz gerekiyor. En önemli unsurlardan Burada biri size bakayım, de Alkol çiçek etmemek <laughs> Çok yanlış insan. <laughs> yani Ağlıyı bırakalım silinir falan. EMS'de şöyle bir durum var. E, Aldığınız o akımda beslenme beslenme diyoruz ama EMS'de en çok bizi tetikleyen dezavantajı olan alkol aslında. Hmm. Alkol yani, zaten sağlar. E, sanırım gazlı içecek de içmeyin diyorsunuz bana. Evet gazlı işte. içecek evet. de önermiyoruz. Ya aslında şöyle bir şey var. E... Mesela herhangi bir şey yaptığın zaman işte pilates olur, hı hı. E, yoga olur yani neyse spor yaptın, yürüyüş olur. Yaptıktan sonra diyorsun ki ya yemeyeyim yani bu kadar kalori harcadım, emek sarf ettim yemeyeyim. Mesela bende öyle çok e, o duygu acayip şeydir, kendini hı hı. gösterir. Baskındır evet. Evet evet yani yemem mesela bir şey başladıysam hı hı. yemem ve çok güzel zayıflarım. O zamana yazık olur zaten. Evet yani. O i̇şte o sizin sarkı oradaki ediyorsun. motivasyonunuzla alakalı bir durum. Bir de psikolojik mental evet. olarak o çok önemli. Ama insanların %95'i ne yazık ki bunu yapamıyor. Yani spor yaptığı zaman daha çok işte açıldığını söyleyenler var. Ve Hı -hı. daha çok yeme isteği oluşanlar var. İşte bunu dengelemek gerekiyor. Yani orası da öyle aslında yemek tabii. tabii ki. Geçen programımızda da bunu e, çok yeme ihtiyacınız varsa evet. bir e, diyetisyenle birlikte yürütebilirsiniz demiştiniz. Diyetisyenden destek alabilirsiniz. Psikiyatrlardan destek alabilirsiniz. <laughs> Çünkü bu tamamen psikolojik olduğu için. Bana bakarak söylediği için. <laughs> Beni çözdüğü için. Esasında Hülya hocamı ben sizin için getiriyorum programa. Bir şey bence öyle. Yani artık daha hayat bana ne desin? Ya. Daha ne <laughs> hediye verebilirim size daha? Çok teşekkür ederim. Rica gibi. ederim. Ortaklar <laughs> için daha, var? değil mi? <laughs> 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 ee, Seanslar kişiye özel mi tasarlanır dedik. Ee, i̇ki kişi aynı Hı -hı. anda girebilir dedik. Bunu Hı -hı. E, istersek çoklu kişiye de... Yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. 8 kişiye aynı anda Hı -hı. yapabilirsiniz o, o kadar. Tamamen, tabii. Özel bir sandalyesi vardı. Geçen Hı -hı. hafta konuşmuştuk. Evet, yani mesela siz hareket etmeyi sevmiyorsunuz o kadar ama zayıflamak istiyorsun, diyorsun ki ya şu selülitlerim de bir gitsin, bir sıkılaşsın. Yine bana bakırasın dediğinizde. <laughs> ben bir şey sormak <laughs> istiyorum bu program. Kaç 24 program mı demiştiniz? 24 program Hı. şeklinde. İyi öğrenmişim yalnız. Evet evet. Maşallah sen tabii çalışıyorsun biliyoruz. Ee, peki <laughs> bu 24 program içerisinde bir daha e, sevgili seyircilerimize hı hı. genel olarak anlatabilir miyiz içlerinde neler var? Tabii ki anlatabilirim. Şimdi lamp enerji dediğimiz bir programımız var. Ödem atmak için. Selülit için. G5 de aynı şey mi peki? G5 de aynı değil. G5 sizin derinizi derinize temas eder. Hı. G5 kasa temas etmez. Hı. Ha, o kadar aslında içe gitmiyor. Evet. Tabii yani evet. zemin kuvvetli olacak ki G5 de faydasını evet. göstersin. G5'i de zamanında kullandık biz ama hani çok wow bir etkileşim değildir G5. Rahatlama G5 masajdır. Değil mi? Tabii gibi. o kan Kısın, akışını hızlandırmak. Evet. Daha böyle e, yağ yakımı vesaire olmuyor G5 açık açıkçası. Ben söyleyeyim. bir kere G5'e girmiştim. G5'e 25 dakika girip daha sonra 15 dakikasını laftranaja almışlardı. Hı -hı. Sanırım buradaki laftranaj sizin bahsettiğiniz tranaj. O lenf drenajdan farklı. Hı. Şimdi o girdiğiniz lenf drenaj Orada tamamen giyiniyorsunuz ve yatıyorsunuz. Tabii. Hı. Ama o e, bazı insanlarda dezavantaja dönebiliyor. Ayak tabanlarında o acıyı hissedebiliyorsun. Hı. Ama e, EMS'de öyle bir durum yok. Hani EMS'deki o kasa yüklenmesi daha farklı oluyor. Daha zemine. Hı hı. ...hitap ediyor aslında. Lenf daha sonra neler var? Lenf drenaj var. Ee, selirit programı var. Bu da çok güzel bir şey. Tabii, çok Yaz önemli artık. Ay, evet yani. Slim programı var. Slim zayıflama oluyor. Tabii sıkılaşma hı hı. mesela spor yapıyorsunuz ama ekstrem bir deri sarkması oluyor. Mesela diyet yapıyoruz ya en çok karşılaştığımız... Evet. ...dezavantaj yine odur. Tabii. Ee, bunu çok yapıyorlar. Bunu ısrarla söylemek istiyorum. Ee, diyeti yaparken mutlaka... ...egzersizi de eklemeniz gerekiyor. Sen diyet yap, spor yapma, onun dezavantajları çok Sonra daha zor oluyor. delik pörsüyor, tabii, tabii. Oluyor, İnanılmaz tabii. bir sarkıklık Kendine meydana duruyor. geliyor ve onu topar, toparlamak çok daha uzun zaman alıyor. Ama bunu diyetle birlikte desteklersen ikisiyle birlikte kapıl gol yapabiliyorsunuz. Sonra hocam gibi fiziğiniz oluyor tabii. Ya evet şimdi biraz ırk da önemli. Tabii. Tabii. Yani şimdi siz nereliydiniz? <laughs> Sırbistan Karadağ'lıyım ben. Yani şimdi Sırbistan kadınları Evet gerçekten çok o. güzel ama... Hani şimdi mesela benim boyum 1.58 hı hı. ama 1.58'in de zayıfıyken çok güzel oluyoruz. Evet. Yani orası kesin. Onun için zayıflamamak için hiçbir şekilde hani evet genetik siz avantajlısınız. Evet. Hı hı. Benim hı hı. aileme bakarsanız da hep kiloluyuz oluyoruz biz. Evet ama şimdi mesela zayıf zayıf diyoruz ya. Zayıf olmak da çok iyi bir şey değil aslında. Bir de bir şey hocam yemiyorsunuzdur ki. Yeseniz siz alırsınız yani evet tamam bu bir genetik Şimdi ama... şöyle genetik tabii ki de var ama ben yapmasanız. 8 yaşından beri spor tabii. yapıyorum. Evet. Hani öyle bir durum var. Ben egzersiz spor yapmadığım zaman mutsuz olan biriyim. Çok mutsuz ben... oluyorum ve hastalanıyorum yani evet. o kadar. Ben yemeği şöyle hani... düşünüyorum hocam siz de Hı -hı. E, doğru mu dersiniz ama hani hamburgerler e, tatlılar Hı. vesaire onları yiyeceğimi hocamın her zaman mesela açık bir barı var. Ee, ve evet. orada işte hurmalar, tabii. incirler, ha, kuru yemişler, tabii. bol su. Hani, Göz önüne sunuyorum yani denemesi için teşvik ediyorum gitsem, gitsem, aslında. Evet. Orada aperitif iki dakikada karnımızı doyurabiliyoruz. zamanımız olmuyor. Mesela biz burada programları da çekerken tabii. hiçbir zaman zamanımız olmuyor. şey yatıyorsun ağzına İşte bu ne güzel sağlıklı olursa tabii. çok hala Tabi. Ama olmazsa da e, sıkıntı yaratıyor. Yaratıyor tabii baktığımızda. Başka ne fonksiyonları vardı hocam? Ee, body relax var. Hı. Masaj. Masaj etkisi olan Hı. tabii. E, stretch dediğimiz segmentleri var. Stretch'in de yani bölüm bölüm level'ları var. O nasıl bir şey? Şimdi stretch hayatımızda hep olması gereken bir şey. Sporda egzersiz de yapsan sonunda mutlaka stretch yapman Hı. gerekiyor Hı. ki sakatlanmayasın. Esneklik mi kazandırıyorsunuz Tabii ki esneklik kazandırıyor evet. ve e, şöyle stretch'i kullanmamızın sebebi de şu... Mesela boyun kaslarımız gün aşırı stresli, sinirli bir gün geçiriyorsak o boyun kaslarına bütün yük biniyor. O yükün binmesini istemiyoruz. Çünkü çok aşırı derecede sırt ağrıları oluyor. Onu istemiyoruz. Şimdi o zaman ondan öğrencinize giydirelim bu e, güzel de. yöntemi canlı canlı görelim biz de ekranlarda. Olur mu? Hani biz Olur. Küçük bir ara rica ediyoruz sizden. Hemen e, Ahu'cum giyecek ondan sonra da canlı canlı göreceğiz nasıl bir yöntemmiş. Gördüğünüz gibi biz ışık hızıyla hazırlandık. <laughs> Hocam ne yapacaksınız ahucuma? Ahum. <laughs> Emin ellerdesin. Ahum bugün yatarak efor harcayacak. Böyle evet. yatarak hiçbir şey yapmadan. Evet. evet. Ben hareket edeceğim. Ahu yattığı yerden kalori yakacak. Ben ekstra kalori yakacağım. Evet, hani tercihen hareketle. sizin gibi. Ahu gibi olma. Tabii ki. <laughs> Hoca gibi ol durumu oluyor galiba <laughs> burada ama. Ee, kim böyle kalori yakmak istemez ki? Ya yani. çok keyifli Niye gerçekten. Niye tercih ettiğimi anladınız mı şimdi? Ahucuğum bence sen tercih etme, ben senin yerine geçeyim. Sen <laughs> hocanın yerine geç, öyle bir dönelim. Yani bu benim şeyim. Yani bu esnada iş de yapabilirsiniz, telefondan ya da bilgisayardan mail de atabilirsiniz. Yani Tabii ki. kaybınız yok. Doğru. O 25 dakika. Hiç ya hiçbir kaybınız insanı ya, çok tatlı, hiç hayatta aklıma gelmez yani. Ben gözümü kapatıp uyurum, ona <laughs> <laughs> dedik iki dakika bir şey yapalım. Peki ne yapacağız hocam? Şimdi bugün e, ben hareket olarak göstereceğim EMS Slimmer'ı. 5 bölge olarak, bölgesel olarak kullandığımız Slimmer'ı e, Ahu'da yatarak gösterecek. Evet. Yani keyfini çıkaracak. O keyfini çıkaracak, siz daha çok kalori harcayacaksınız. Aynen aynen. Tamam, peki. Ama tabii o da kalori yakımını sağlayacak. Evet, abi. aynı kalori yakıyoruz. Tabii değil mi aynı şu anda? kaloriyi yakıyoruz. Hı -hı. Mesela e, aynı anda birlikte girebiliriz biz bu EMS'ye. 25 biri... dakika olarak. Hayatım, tabii tamam. ki e, farklı bir program açabilirim ahuya. Kendime de farklı bir program açabilirim. Ama ben ekstra e, efor harcamak istiyorsam hareket Hı -hı. ekleyebilirim. Ama o kendini yorgun hissedebilir, hı hı. ekstra bel ağrısı olabilir, sırt şikayeti olabilir ya da pelvik kaslarımız dediğimiz hı hı. durumda onları daha çok etkilemesi için yatarak kullanabiliyor. Yani bu kadar konforlu bir cihaz aslında. Ya da benim gibi sürekli yatma <laughs> eğilimindeyiz. <iseniz>. Hocam. <laughs> Buyurunuz. Şimdi siz normalde burada yapmadınız hı hı. ama e, seansta girdiğimizde bir spreyle bunun içini... Suyla evet. beni bir spreyliyor. su mu sıkıyor? Tabii, tabii şimdi bu mesela peçlerimizin olduğu yerde. Evet göstermiştim size. Buradaki evet. peçlerimizi ıslatıyoruz biz. Özel o? kıyafetleri var. Kıyafetlerini giydiriyoruz. Pamuklu olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde kapattıktan sonra oradaki kas grubuna ulaşıyoruz o ıslaklıkla. Sonrasında hareketlerimize, egzersizlerimize devam edebiliyoruz bu şekilde. Su akımıyla olan bir şey. Evet evet yani sudan temas almamız gerekiyor. Süper. Islattığımızı varsayalım. Biz evet. şimdi kameralar önünde bunu evet, yapmayacağız. Is, ne yapıyoruz şu. şimdi? yapıyoruz şimdi ahuya akım mı vereceksiniz? Şimdi e, fitness akımını verdik diyelim. Tamam. Ahu zayıf bir birey. Ee, sıkılaşmak istiyor ve şekillenmek istiyor. Ona fitness programını açtığımız zaman o akım belli bir impuls süresiyle tamam. bedene geliyor ve 4 saniye kadar dinlendiriyor. Şimdi Ahu yattığı için, gösteremediği için ben size göstereceğim Lütfen. hareketi. Şimdi fitness programını birlikte beraber açtık. Ee, squat dediğimiz hareketle gösterebiliriz en basiti. Aynı anda akım geldiğinde Hı -hı. Ahu yatarken ben harekete geçiyorum. Hareket pozisyonunu alıyorsunuz. Akım 8 saniye, 12 saniye arasında gelirken bu açıda kalıyorsunuz. 4 saniye sonra aralık verdikten sonra tekrar yükseliyorsun. Akım tekrar gelirken tekrar squat'a çöküp orada kalıyorsunuz ve derin nefes alıp veriyorsunuz. Hmm. Bu şekilde kullanabiliyoruz ve bunu ekstra e, kalori yakımını tabletten ya da programdan görebiliyorsunuz ne kadar yakım olduğunu. Peki hocam en çok hangisi tercih ediliyor? Şimdi şöyle Türkiye'de maalesef yatarak olanlar çok daha fazla tercih ediliyor ama e, spor egzersizi sevenler de bunu ekstra kullanabiliyor çünkü nabız yükseliyor ya hani bir e, o heyecanı o şeyi adrenalini yakalamak isteyenler de var çünkü sizi zorluyor bu. Ve ekstra bir mutluluk hormonu sağlıyorsunuz aslında. E Ama bunda da aynı şeyi e, kazanıyorsam o zaman hareket kimse tabii ki de etmek istemez. Şimdi şöyle hareket etmek isteyenler var ama bizim yatarak önerdiğimiz üyelerimiz şu şekilde oluyor insanlara önerdiğimiz. Şimdi ben skuat rahat yapabiliyorum gördüğünüz üzere Hı -hı. ama sen yapamayabilirsin. Hı -hı. Dizinde yani, yırtık evet. olabilir, Hı -hı. menisküs olabilir belinde ağrın olabilir, fıtık olabilir. Yani bunları o kadar önermiyoruz hmm. hareketlerde. O yüzden seni yatarak bu pozisyona alıyorum ki oradaki kas grubunu kuvvetlendirip iyileştirmek istiyorum aslında. Esasında seni benim, buna hazırlıyor Evet, benim buna başlamamdaki hmm. neden şuydu. Önce bir e, vücudum kendine gelsin, bir kaslansın. Sonra hocamın pilates mekanına Dedim. Yan odaya. <laughs> yan yan odaya devredeyim. Peki süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bizimle ederim. Bizimle birlikte olduğunuz için inşallah sizin orada da bir çekim yapalım bir gün. İnşallah. Onları da görelim. <laughs> Çok iyi olur. Avucum hiç kalkma hayatım. Ben evet, biraz burada kestirmek <laughs> istiyorum şu anda. Peki o zaman böylece <laughs> kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz yarın buradayız. Ahu da pazartesi ekranlarınızda. Ben kendi adıma hoşçakalın diyorum Ahucum. Ee, herkese bir sonraki hafta görüşmek üzere. Esenlikler kalın. Hoşçakalın.